Ben de yanımda oturayım olmazsa. Buyurun hocam. Yamalar tarih olarak bizim yaptığımız araştırmalarda 1650-1700 yıllara kadar bir geçmişi var. En son bu bizim eski mezarlığımızda mezar taşlarımız. 1750 tarihli, 1739 tarihli mezar taşları rastladık. Osmanlıca yazılmış. Hatta oldukça zor bir yazı. Daha önce Kuyucak'ta görev bir mülkümüz vardı, Buharkent'te. Mezar taşlarının fotoğrafları çektim ben. Mülkümüzü götürdüm. Mülkü Bey'i de okuyor ben hatta. Mülkü Bey'in hanımı Eresel mezunuymuş. Mısır'daki Eresel Üniversitesi. Allah razı olsun, okuyu verdi. Orada 13-14 tane mezar taşları var. İşte mezar taşları yol var şöyle. Eskilerin dediği Saraköy yolu dedikleri mezarlığın güneyinden geçen batıdan doğuya, doğuya bir yol geçiyor. Mezar taşları yola karşı dikilmiş. Hatta gelen geçen okusun bir dua okusun şeklinde. Anladım. Ayrıca mezarlığın içerisinde 3 tane taş duvar çevrilmiş bölümler gördük. Özel kişilere ait galiba orası. Tabii şu an taşlar tahrip olmuş, yıkılmış. Daha öncesinde onun biraz da şu anda bizim petrol istasyonu arka tarafında arazi olarak kullanılan tarama alanda da eski mezarlık varmış. Orası bozulmuş. Benim çocukluğumda 1970 yıllarına kadar Saraklı mezar taşları vardı. Osmanlı dönemindeki mezar taşları kişinin sağlığını yaptığı meslekle alakalı olarak bir işaret olarak ilk mezar taşı başlıkları yapılmış. Anladım. Fakat maalesef o Saraklı mezar taşları kayboldu. Anladım. Ekonomik olarak da Yamalak tarım memleketi. Buğday, yonca, mısır, pamuk, zeytin, özellikle Yamalak sarısı zeytinimiz var bizim, teskillendi. Çok güzel bir zeytin. Evet, Yamalak sarısı ne zaman alındı bu isim hocam? Nasıl oldu? 1900, bizim burada bir abimiz var, Mustafa Ali Özelen. Sağ olsun kendisi, oldukça ilgilidir. O başlattı bu işe. Yani zeytine ismini veren bir kasaba yani burası, evet. Netice itibariyle. Şeyde, İzmir'de, Bornova'da Zeytincilik Araştırma Enstitüsü var. Orada elemanlar çağrıldı. İlk yıl, 4 yıl üst üste geldiler belirli mevsimlerde. Çiçek açma döneminde, olgunlaşma döneminde ve hasat döneminde olmak üzere. Ve bu isim verildi, tescillendi. Şu anda literatürde Yamalak sarısına geçmekte. Bu zeytin. Bizim Kuzey Yarıkürede ilk hasat edilen zeytin türüdür. İlk hasat edilen Kuzey Yarıkürede. Kuzey Yarıkürede. Özellikle Akser bölgesinden gelen zeytin. Ne zaman hasat ediliyor hocam? Hangi mevsimde? Eylül ayında hemen başlar. Eylül ayında başlar. Eylül başında başlar. Ağustos'ta Eylül başı. Yağ olarak da 6-7 kilodan 4 muazzam bir yağ var. Tat olarak, aroma olarak. Yani hemen hemen en iyi yağ diyebiliriz. Peki hocam. Ben Yamalan 2500 yıllık bir tarihi olduğu yönünde duyumlar aldım. Ne derece doğrudur sizce? Yamalan 2500 yıl şöyle. Mesela bizim şu eski Yamalan tipiğimiz Tepe kısmı. Evet. Tepe ve Kemer derdi. Buralarda Bizans döneminden kalan yerleşim yerleri var. Ya milattan önce 2000 yıllarına falan dayanıyor o zaman. Yani bir ihtimalle. Tabii bizim Anadolu'ya gelişimiz 1071 yıl ama... O en son gelişimiz o hocam. En son gelişimiz. Ondan önce de Feyler Bey büyük gruplarını gelinmiştir. Evet. Fakat sayı olarak çok olmadığımız için hakime sağlanamamış. Muhtelif bölgede yaşam sürmüştür. Tabii şu var, yerleşim olarak insan ne arar önce? Bulunduğu ortamda bir mekan arar, su arar. Evet. Tabii biz gelince yavaş yavaş burası terk edilmiş. Boş evler, suyun olduğu yer yerleşilmiş. Evet. Oralarda mesela Büyük Menderes Vadisi'nin hem diye hem kuzey olmak üzere Bizans, Roma, hatta daha önce de Anadolu medeniyetlerinden de bir yerleşim alanıdır.
Evet. Zaman zaman bunun kalıntılarını görüyoruz. Evet. Mesela mağaralarda diğer küçük böyle şeylerin, sahiplerin yaşadığı manastık şeyler. Tamam, terk edilmiş. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Peki hocam, Yamanak ismi nereden gelmiş? Şimdi büyüklerin söylediğine bakarsak yamanmak kelimesi bir yerde yamanıp kalmak. Yani bir bayırda takılıp kalmak. Yani diyorlar da benim okuttuğum mezar taşlarında şöyle bir ifade geçiyor. Yamanaklı aşiretinden. He. Yani böyle bir ifade var. 1650-1700 yıllara ait o zaman. Yamanakla Anadolu'da 40 bin civarında aşiret var. Evet. Özellikle yani bizim Batı Anadolu'da hep Oğuz boylarından gelen aşiretler. Hocam bu arada kendinizi tanıtır mısınız? Benim ismim Fikret Onursal. 1958 doğumluyum. Emekli resmi öğretmeniyim. Aydın'da çalıştım. Kırşehir'de çalıştım. Trabzon'da çalıştım. Teşekkür ederim hocam. Şu anda ziraatla meşgul oluyorum kendi çapımda. Böyle burada yaşıyorum ben. Buradayım. Sağ olun hocam. Aydın, zaten Aydınoğulları Beyliği'nin merkezi burası. Hep Menteşoğulları'yla Aydınoğulları şimdi diye bir durum. Burası Aydın ve Tire. Aydınoğulları, Aydın Bey'in türbesi Boyasındadır. Bizim karesi var, Boyasındadır. Orada Aydın Bey, Yermenoğulları Beyliği'nin üç komutanı. Onlardan ayrılıyor, Aydınoğulları Beyliği'ni kuruyor. Dağ üzerinden gelerek büyük menderesinden geçiyorlar, Tire tarafını geçiyorlar. Başkent Tire oluyor daha sonra. Tabii bizim yakınımızda Muğla yöresinde Menteşeoğulları var. Evet. Kuzeyimizde Kavaklılar'da Menteşe var çünkü oradan biliyorum ben. Sarıhanoğulları var Manisa yöresinde. Hep bunlar Oğuz boylarından gelen. Oğuz boylarından. Zaten bu bölge hep Oğuz Türklerinden ya, yani. Zaten şu Moğol baskısı olunca bu yaşadığımız o yüzyılda bütün Oğuz boyları batıya geliyorlar. Evet. Özellikle Batıhanoğlu çok beylik vardır. Aydın'da Aydınoğulları, Muğla'da Menteşeoğulları, Manisa'da Saranoğulları, Balıkesir'de Karesoğulları, Gümüşhane'de Osmanoğulları, Kütahya'da Germanoğulları, Isparta'da Hamitoğulları gibi birçok Türk beylikleri batıda çok yoğunlaşmıştır zaten. Evet. Moğol baskısı Cengiz Han döneminde oluyor hocam. Cengiz ve onun oğulları ve torunları zamanına kadar devam ediyor. Mesela Anadolu Selçuk Devleti'ni yıkıyorlar. Anladım. Daha sonra Osmanoğulları, Osmanlı Beyliği ön plana çıkarak Osmanlı Devleti'ni kuruyorlar. Yani burası tamamen göçer Türklerin yaşadığı zamanı yerleşimini geçirmiş. Yörükli falan deniliyor da Yörükli diyoruz bizim. Göçen yaz ve kış evet. Göçer yörükler. Göçer yörükler ya. Onlar bizim Oğuz boylarımız. Mesela bizim bu Ata Eymür tarafı Eymir boyundandır. Evet. Bu tarafta Yazır vardır. Yazır boyundandır. Anladım hocam. Hatta bu isimli taşımada Yazır köyü var galiba. Nazilli'nin. Yazırlı var. Yazır köyü Karacası da var hocam. Karacası'nın şey tarafını geçerken Nazilli Yazırlı var. Karacası yani, Yazır var. Aynı işte bunların Oğuz boylardı işte bunlar. Yazır evet boyudur. Hocam. Eymir boyudur. Ataymır diyorlar. Eymir boyudur. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.